Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün zeytin yapıyoruz. Kış için bulduğunuz zaman mutlaka yapın. En değerlimiz zeytinimiz ve zeytinyağımız, sofralarımızın, kahvaltılarımızın baş tacı. Zeytini bulduğunuz yerde mutlaka yapın. Çok kolay, sakın korkmayın. Yıllardır yapıyorum. Yine kırma ve çizik zeytin yapmak istiyorum. Bulduğumda altın bulmuş gibi seviniyorum. Öncelikle bütün zeytinlerimizi suyun içerisinde biraz beklettim. Karbonat ve sirke ilavesi yaptım. Güzelce yıkadıktan sonra zeytinlerimizi kırmaya başlayalım. Bir sarımsak döveceği olabilir. Hani böyle sahanı olabilir onun. Bir kavanoz olabilir. Bir bombeli bardak olabilir. Elinizi acıtmayacak şekilde yavaşça vurarak ortadan hafiften çıtlatalım. Kalınca bir kesme tahtam var. Onu güzelce sardım havlu peçeteyle. Altına 2-3 kat böyle kalınca sofra bezi katlayıp koydum. Hem komşularımızı rahatsız etmemek için hem de fazla gürültü olmaması için güzelce önce kıracağımız zemini hazırlayalım. Bir poşetin içerisinde kırıyorum. Kesinlikle etrafa sıçramadan, çünkü zeytin yağlı. Altında üstünde hiçbir dökülme olmadan poşetin içerisinde rahatlıkla kırabilirsiniz. Kesinlikle hiçbir yer kirlenmeyecektir. İster tek tek koyun, isterseniz benim gibi poşete koyarak ezebilirsiniz. Bütün kırma işlemlerini size tek tek göstermek istemiyorum. Tuzunu ayarlayacağım. Ben normalde turşularımın tuzunu da bu şekilde ayarlıyorum. Zeytinlerin tuzunu da eskiden anneannemden öğrendiğim yumurta sistemiyle tuzunu kolaylıkla ayarlayabilirsiniz. Yumurtayı ellerimi güzelce karbonatlı suyla ufalaya ufalaya yıkadığım suyun içerisinde dezenfekte ettim. Temiz olduğundan emin olabilirsiniz. Ellerimi de çok güzel sabunladım, yıkadım ve bir eldiven geçirdim ellerime. Bakın şimdi ilk koyduğumuz zaman ben 5 litrelik su koydum kocaman bir leğenin içerisine. Yumurta suyun dibinde. Nasıl tuzlu su, hani denize girdiğimiz zaman insanı da havaya kaldırır. O yüzden tuzlu suyla birlikte yumurta havaya kalkana kadar tuz ilavesi yapıyorum. Burada 5 litre suyum var. 5 litre suyun içerisine yaklaşık 2,5 su bardağı kaya tuzu ilavesi yaptım. Bu çeşme suyu da olabilir. Normal dinlenmiş, kaynamış, soğutulmuş su da olabilir. Ben normal köy çeşmesinden getirdiğim dinlenmiş suyu kullandım. Yumurtanın tamamı, bakın, yarıdan fazlası suyun üzerinde, yüzeyinde durana kadar kesinlikle tuzumuzu ilave ediyoruz. 2,5 su bardağı kaya tuzu kullandım ve artık tuzumuz hazır. Yaptığımız kırma ve çizik zeytinlerimin üzerine güzelce suyumuzu dolduralım. Ben önceden de doldurduğum yarısına kadar bidonlarımı doldurdum. Kararmaması için zeytinlerin içerisine mutlaka tuzlu suyumuzdan ilave ettim. Ve bakın ağzına da bir böyle poşet yardımıyla kapatıyorum. Yine ağız kısmının kararmasını engelleyecektir bu püf noktası. Kapağını da sıkıca kapatmıyorum. Arkadaşlar, kola şişesine yapanlar var. Normal bidonlara yapanlar var. Tatilden gelirken öyle aldık. İnanın patır patır tabanca gibi patladı. Tavan, yüzeyler, dolaplar, ellerim yaralandı. Yüzüme fışkırdı, gözlerim falan zarar gördü. Asitli olduğu için lütfen dikkat ediniz. Kırma zeytinleri yaptım. Şimdi çizik zeytinler. Bunlar kalamata zeytini. Bayağı kocamanlar, iri zeytin. Çok da güzel ve kaliteli. Çok da uygun fiyatlı aldım. Dilerseniz üzerine tam ortadan benim gibi çizik atabilirsiniz. Ben tam ortadan ikiye böldüm ve kalamata zeytinlerimi de çizik zeytin olarak yapmak istiyorum. Sularını doldurduktan sonra ağızlarına yine şöyle bir kaşık kaya tuzu ilavesi yaptım. Büyüklü küçüklü bidonlarım var. Bu ortadaki küçük kavanoz ezik zeytinlere ayırdım. Kesinlikle ezik, çürük, böyle zarar görmüş zeytinleri kullanmıyorum. İçerisinden ayırt ediyorum. Onları hemen yemek için tatlandırıyorum. Yine dediğim gibi sularını ağzına kadar dolduruyorum. Ağızlarına poşet geçiriyorum. Kapaklarını sımsıkı kapatmıyorum. Hafif aralık bırakıyorum. Karanlık ve serin bir ortamda bekletiyorum. Güneş görmeyen, sıcak olmayan bir yerde bekletiyorum. Bu
Bu şekilde püf noktalarına dikkat ederseniz gerçekten zeytinleriniz çok güzel olacaktır. Öncelikle 3 gün beklettim. 3 günün sonrasında suyunu değiştirdim. Zeytinlerin acılık oranı değişebilir. O yüzden 3 günün sonunda hem yağının gitmesini istemedim. Bütün kavanozların acı suyunu boşaltıyorum. Gördüğünüz gibi kokusundan bile anlaşılıyor acı olduğu. Her gün bakın ne kadar sürede tatlandığına. 3 günün sonrasında ben bunların ağızlarına yine birer kaşık tuz ilavesi yaptım. Çeşme suyu doldurdum. Çeşme suyuyla birlikte 2 gün daha beklettim. 2 gün sonra tekrar acı suyunu döktüm. 2 gün sonra da birer gün arayla gün aşırı sularını değiştirdim. Tam 1 hafta oldu bugün. Artık zeytinlerimiz patlandı. Ve yine aynı suyumuzu hazırladık. Bu arada soru soranlar olacaktır. Tuz ziyan olmadı mı? Tuz boşa gitmedi mi? Hayır, tuz kesinlikle kaliteli bir şekilde zeytinin sağlam bir şekilde kalması, kararmaması için mutlaka önemli. Bu şekilde yaptığınızda kesinlikle hiçbir şey olmayacaktır. Tuzunu aynı şekilde yumurta sistemiyle ayarladım. 5 litrelik bidonlar yaklaşık 3,5 kilogram kadar zeytin alıyorlar. Ve ona 5 litrelik su hazırladım. Yumurta testiyle birlikte 2,5 su bardağı yine tuz koydum. Ve ağızlarını şöyle bir plastik kapakla kapatıyorum. Zeytinlerin yukarı çıkmaması için tıka basa doldurdum zeytinlerin. Hem hava almayacak hem de bozulmayacak. Dilerseniz bu aşamada limon tuzu kullanabilirsiniz. Ama ben limon tuzu kullanmadım. 2 adet limonun suyunu sıktım. Ağız kısımlarına limon suyu ve şöyle bir yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ilavesi yaptım. Üzerlerine de yazdım kırma ve çizik zeytin diye. Artık zeytinlerimiz hazır. Allah izin verirse yemek için. Hepsini ben yerken aynı anda tatlandırmıyorum. Demiştim ezik olanları ayrıca bir yere aldım. Onlar tatlandılar. Ayrı bir yere aldığımda 1 litrelik suyun içerisine tuz ilavesi yaptım ben. Tuzla birlikte bekletiyorum. Yine içerisine limon suyu da sıkabilirsiniz onun. Kapatıyorum. Yiyeceğiniz kadar zeytini tatlandırın. Mesela ben bir kavanoz zeytini yiyeceğim zaman çıkartıp tatlandırıyorum. Üzerine limon sıkabilirsiniz. Sumak, kekik, ben zahteri bu şekilde saklıyorum buzdolabında. Limon dilimleriyle birlikte, dilediğiniz pul biberle birlikte zeytinlerinizi tatlandırabilirsiniz. Bu muhteşem lezzetten mutlaka kendiniz yapın, kendiniz yararlanın arkadaşlar. Zeytinimiz yemeğe hazır. Diğerlerini karanlık ve serin bir ortamda saklıyorum. Eğer güneşli, aydınlık bir yerde saklarsanız çabucak olacaktır. Ve çabuk olduğu için de yumuşamalar olacaktır. Bakın semsert duruyor zeytinlerim. Bir haftanın sonunda dediğim gibi yiyecek kadar ayarladım ve zeytinlerimiz hazır. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın. Kanalıma abone olmayı ve en önemlisi sokak canlarını unutmayın. Sorularınız olursa kesinlikle cevap vermeye çalışırım. Sen çok mu acıktın? Yalvarıyorsun marketin içindeyken deminden. Dur anne. Oy oy oy.